Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Yeni bir kod geldi. Kodu hemen zaten şu an ekrana yansıyacaktır ve bu kodda bize ödül olarak sentezlenmiş denge gizli kitabı isminde bir eşya veriyor değerli arkadaşlar. Bu heyde Şöleni'nin aslında bir parçası. Daha önceki ödüller biliyorsunuz şölen hemen bitiminde verildi. O kodları da yine aynı şekilde ben şu an ekrana yansıtacağım. Ee, şölenden sonraki ilk güncellemede yani dün akşam salı gecesi yapılan güncellemede bugün sentezlenmiş denge gizli kitabı verildi değerli arkadaşlar. Peki bu kitap ne işe yarıyor? Bu kitap mevcut bir karakterinizin level x, beceri x, envanter slotu ve ağırlık slotunu bir başka karakterinize aktarmanıza yarıyor değerli arkadaşlar. E, kuralları zaten eşyanın üzerinde yazılı her iki karakterde de uyanış silahı kullanıyorsa ve level 50'den düşükse bu eşya kullanılamaz diye bir uyarı geliyor. Şimdi bir önceki şölende yani geçen sene yine bu kitap verildi fakat bu kitabın yanında ayrıca bir kutu da verildi ve bu kutunun içerisinde de 3 tane Yine perşemenler vardı değerli arkadaşlar. Bunlarla nefes, güç ve sağlığımızı da aynı şekilde bir sonraki karakterimize aktarabiliyorduk. Şu an ise o kutu verilmedi. Sadece level x, beceri x ve Envanter slotu aynı zamanda da ağırlık slotunu olduğu gibi ...bir başka karakterimizi aktarabiliyoruz. Yani benim şu an büyücüm 62 level %17,911'de beceri puanı yani x level x puanı var. Ben bunu olduğu gibi örnek veriyorum savaşçıma aktaracağım. Hatta örnek vermeyeyim direkt öyle yapacağım arkadaşlar. Savaşçı oynamaya karar verdim. E, bu yüzden bilgisayarın ayarlarını sistemi sistem ayarlarıyla oynadım. Öncesinde zaten videoyu da sizlere yayınladım. O videoyu izleyip eğer bilgisayarınızın durumu benim gibi biraz kötüyse o ayarları yaparak yüksek FPS'lerde oynayabilirsiniz. Savaşçıyı en başından beri istiyordum. Daha önceki videolarımda da dile getirmiştim. Yaklaşık bir 6-7 ay kadar savaşçı oynadım ve tadına doyamadım. Gerçekten çok güzel bir karakter sevgili arkadaşlar savaşçı fakat çok fazla FPS yiyor. Yani ekran kartınızın ve bilgisayarınızın özelliklerinin çok çok iyi olması gerekiyor. Ya çok çok demeyelim çok da abartmayalım bir tık iyi olması gerekiyor ama şu an e bilgisayarıma bir önceki videoda yapmış olduğumu o işlemleri yaptığım zaman ve savaşçıya girip şöyle 1-2 saat kadar grind da attım, oynadım. Herhangi bir problemle karşılaşmadım ve artık kesin karar verdim. Büyücümü arkadaşlar savaşçıma aktarıyorum. Şimdi büyücümün dediğim gibi 62 level level 62 ve %17 de level x puanı var. Bu olduğu gibi savaşçı aktarılacak. Envanter slotum full açık. 192 envanter slotu. Bu da yine aynı şekilde full savaşçıya aktarılacak. Bu kitap sayesinde yine ağırlığım 1240 hiçbir şey kullanmazken bu da olduğu gibi aktarılacak. SP puanıma geldiğimde arkadaşlar 2127 SP yani beceri puanım var. Bu da olduğu gibi savaşçı aktarılıyor. Başka hiçbir şey aktarılmıyor. Yani bunu baştan söyleyeyim. Yapacak olan arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde bu işlemi yapsınlar. Çünkü geri dönüşü yok. Şöyle yok. ESC dükkan inci dükkanına geldiğimizde biraz komik olmuş bu iş. Tam yani böyle bir Eşya gelmesinin üzerine inci dükkanına level beceri ex takas kuponu gelmiş. Değerli arkadaşlar büyük ihtimalle e, pişman olan arkadaşlar için geldi bu. Ve indirime girmiş 26 Ekim'e kadar. Bu eşya sürekli satılmıyor aklınızda olsun. Neredeyse 4-5 aydır satılmıyordu level beceri X takas kuponu. Diyelim ki pişman oldunuz farklı bir karaktere geçirdiniz. Karakteri yapamadınız e, level orada kaldı. Envanter slotu ağırlık limiti orada kaldı. Artık tek çareniz inci dükkanına girip tekrar sevgili arkadaşlar bu eşyadan satın almak olacak level x takas kuponunda. Fakat bu da sadece level ve beceri puanını aktarır. Yani ağırlık limiti ve envanter slotunuz yine maalesef geçemezsiniz. Bu yüzden çok iyi karar verin çok dikkatli yapın bu işlemi. Ben artık kararımı verdim son kararım dedim. Peki gelin bu eşyayı nasıl kullanıyoruz? Hemen sizlere onları göstermek istiyorum. Sentezlenmiş denge gizli kitabı ismindeki eşyaya sağ tıklıyorum değerli arkadaşlar. Sonrasında geçirmek istediğim karakteri altta çıkıyor. Şu an mevcut olan karakterlerim burada görünüyor. En üstteki büyücüm şu an mevcut olan oynamış mevcut oynamış olduğum karakterim ve onun altındaki sırayla da diğer hesaplarım var. Ben savaşçı oynamak istiyorum. Yani 61 level alşimi bunu seçiyorum ve hemen çok basit bir işlem buradan takas diyorum. Siyot ile Ayşim adlı karakterin level x beceri, x envanter slot sayısı ve envanter ağırlığı birbirleriyle takas edilecek. Takas başarılı olursa otomatik olarak yeniden giriş yapma denir. Devam et diyor. Evet dedim arkadaşlar. Uyanış silahı kullanıyorken x olmaz dedi. Şöyle uyanış silahını çıkartmam gerekiyor. Ee, diğer yan karakterimde var mı? Onu unuttuk bak. Aynen onda da takılı. Öyleyse ben İlk önce tekrar savaşçıma geçiyorum. Bu işlemi yapabilmeniz için iki karakterin üzerinde de uyanış silahı olmaması gerekiyormuş. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum ben de. Sizlerle birlikte yapıyorum. Geçen sene yaptım tam hatırlayamadım. Çok hızlı bir geçiş yapmıştım. Savaşçıya aynı şekilde yine savaşçıya geçtim. Fakat arkadaşlar dediğim gibi bilgisayarımın sistem gereksinimleri yeterli olmadığı için ki o ay bu henüz yapmış olduğum ayarları da o zamanlar bilmiyordum. Baktım oynayamayacak gibiyim. Vazgeçtim. Bu arada savaşçıma da yeni şöyle bir kostüm aldım. Çok güzel bir kostüm. Ee, hangi kostüm? Ossa Cerberi Çok güzel böyle bir. Şu an karanlıkta tam parlamıyor. Tabii grafik ayarlarını da düşürdük. Hemen uyanış silahını buradan da çıkarıyorum. Tekrar şimdi büyücüme geçiyorum. Büyücüyü neden savaşçıya geçiriyorum? Kısaca ondan bahsetmek isterim. Sevgili arkadaşlar büyücü güzel bir karakter kolay bir karakter çok rahat bir şekilde grind dönebilirsiniz oyuna yeni başlayan arkadaşlar çok rahat bir şekilde yani zor olmayan bir karakter istiyorlarsa kesinlikle büyücü oynamalarını öneririm slotlarda üstelik çok çok rahat ederler büyü feneri gibi beceriler olduğu için skillleri olduğu için büyücünün wizard'ın bundan dolayı çok rahat edersiniz. Yine hızlı tuş barına birçok skilli koyabilir. Zaten 2 3 tane önemli skilli var. Sadece bu 2 3 skilli çevirerek çok rahat bir şekilde grind atabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ama gel gelelim PVP'de işler değişiyor. PVP'ye geldiğimizde karakterime ben normalde 1,5 yıldır wizard oynuyorum. Çok profesyonel değilim. Hiçbir zaman öyle demem kendime ama az çok biliyorum karakteri ne kadar bilseniz de karşınıza belli başlı klaslar geldiği zaman sizden çok hızlı bir klas geldiği zaman e, düşüyorsunuz sevgili arkadaşlar Çünkü pvp'de hasarı çok düşük özellikle şu an son zamanlarda uyanış rövanşta uyanış oynayan arkadaşlar uyanış zaten çok kötü pvp'de daha çok grindlık bana göre aktarıma gelecek olursak çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Farklı böyle terimlere girmeyeceğim. Direkt kısaca özet geçeceğim. Aktarımda arkadaşlar eğer seri bir karakter varsa karşınızda seri bir klas varsa çok hızlı bir şekilde sizin yanınıza gelip sizi grepleyebilecek olan bir klas varsa aktarımda düşersiniz. Çünkü aktarımda ne kadar çok uzaktan oynarsanız ve yakalanmazsanız o kadar iyi olur. Ama böyle 3-4 tane sağlam kare klaslar var. Wizard'ı hemen yakalıyor yakalayabiliyorlar ve direkt düşürüyorlar çünkü savunması çok zayıf bir karakter yine uyanışın da hasarı düşük ee, bir şey vardı yani arada artık işin içinden çıkılmaz bir durum aldı dedim en güzeli zaten ben hep yıllardır savaşçı savaşçı tuttururum tekrar savaşçıya geçirelim şimdi tekrar geliyorum sentezlenmiş denge gizli kitabına sağ tıklıyorum bir daha yine aynı şekilde işlemi yapacağım savaşçıma tıkladım buradan takas evet dedim ve sevgili arkadaşlar oyun şöyle bir kendini toparlıyor. Ve sevgili arkadaşlar takas işlemi başarılı bir şey, başarılı bir şekilde sonlandı. Ee, büyücümüz 61 level oldu envanter slotuma bakıyorum 37'ye düştü uyanış silahım burada şimdi artık işlem bundan sonraki işlemler ne varsa envanterimde ve ince envanterimde bunların hepsini depolara atıp daha sonra savaşçının üzerine çekeceğim ve yine aynı şekilde itemleri de itemlere de aynı işlemi uygulayacağım sevgili arkadaşlar kostümleri farklı karakter kullanamıyor ve takıları da yine aynı şekilde farklı karakterler kullanamıyor bu Eşyaları savaşçımın üzerine aktarmaya Gidiyorum Heydel deposuna atıp daha sonra savaşçıdan Çekeceğim ve bundan sonraki videolarımızda Çok çok güzel içerikler gelecek Yaşam yapacağız Yaşam e, çok karmaşık bir sistem Ve çok aktivitesi bol bir sistem Yani bunun balıkçılığı var Balıkçılık kendi arasında Neredeyse iki 3e bölünüyor Avcılığı toplaması Toplamacılık yine aynı şekilde 3-4'e e bölünüyor e, Öz toplama tabaklama, kasaplama yani et toplama, bu tarz toplamalar, aşçılık, kimya işleme, at kasma bunların hepsi tek tek gelecek ve bizleri yüzlerce video bekliyor olacak arkadaşlar. Ee, oyundan çok daha böyle keyif alacağım diyebilirim. Ee, bu arada bu videoda şunu da söyleyeyim. Bir önceki videomda. iki önceki videomda izlemişsinizdir. BS'yi yaktık ve BS içinde pen, urugon, pen, bek eldivenlerimi sattım. E, ee, buradan dolayı biraz DP kaybı yaşadım ama APM'de herhangi bir kayıp olmadı. Biraz e, aslında hırsıma kapıldım diyebilirim. Yani APDP hırsına kapıldım birçok oyuncu gibi. İşte bunu yaparsanız oyun sizi biraz soğutuyor kendisinden. Yani mümkün oldukça farklı aktivitelerde de bulunmak gerekiyor. Sadece illa APDP yapayım, cir, dizeyim hemen PVP olmuyor. Ne kadar zorlarsanız zorlayın şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bu oyunda Sizden yıllar önce başlamış birçok kişi var. Birçok ciğerini dizmiş kişiler var. Bunlara yetişmeniz öyle kolay olmaz. Yani çok sabırlı olmanız gerekiyor. Bol grind atmanız gerekiyor. Çok fazla grind atabilen birisi olmadığım için. Değerli arkadaşlar. E, direkt pembe yapıp onu 100T'ye satıp. Ardından da 281 AP 360 DP gibi. Böyle bir DP'ye ulaşmayı hayal etmiştim. Fakat olmadı. Tabi bu biraz canımı sıktı açık konuşmak gerekirse. Sonrasında dedim bir karak alalım, bir karak yapalım. Bu arada karak videoları geliyor. Yani yaşam bitmiyor arkadaşlar. Bunun dediğim gibi ticareti, çiftçiliği, denizciliği ve takası var. Bütün bunları en ince ayrıntılarına kadar sizlere videoya alacağım. Bundan sonraki videolarda savaşçımız ile birlikte ee, bu tarz videolar gelecek yine grind atacağız atmayacağız değil çünkü sadece yaşam yaparak yani üzerimize cihir dizemeyiz bu sadece grind'dan sıkıldığımız zamanlarda kafamızı dağıtmak için yapacağımız bir aktivite olacak. Bu videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Size bir sonraki videolar hakkında bilgi vermek için bu videoyu çektim. Çok çok güzel içerikler geliyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki artık yeni maceralarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.